Boncuk. Mart ayının sonlarıydı. Evde balkonda otururken fark ettim. Evimizin önündeki tarlaya atılmış olduğunu tahmin ettim. Çok zayıf ve hastalıklı gözüküyordu. Titrediğini gördüm. Aşağıya yiyecek bir şeyler indirdim. Sonra haline çok üzüldüğüm için bakmaya karar verdim. Birkaç yerinde de morluk fark ettim. Bir süre, 1-2 ay kadar orada baktık. Site olarak herkes elinden geleni yaptı. Daha sonra hasta olduğunu, daha ilerlediğini fark ettik. Kendi imkanlarımızla biraz ilaçlar, bir şeyler aldık ama hayvan toplamayınca belediyeyi aradım. Oradan ekipler geldi, aldı. Derin yaraları açılmıştı zaten. Belediyede de tedavi süreci neyse onu yaptılar. Dışarıdan alınması gereken ilaç vesaire ne varsa onları aldık. Hep beraber uzun bir süreçten geçtik. Hiç tüyleri yoktu. Pandemi sürecinde bir süre gelemedim. Sonra arandığımda iyileştiğini söylediler. Geldiğimde gözlerime inanamadım. Hayvan hem kilo almış, hem iyileşmiş, hem de çok hareketli. Sesi bile çıkmıyordu. Fotoğraflarını birkaç arkadaşıma dahi gösterdim. Hiç kimse inanamadı. Baktığımız o köpek bu mu diye. Bu saatten sonra da yapılacak en güzel iş iyi bir sahiplendirme olur. Umarım iyi bir yuvası olur. Tekrar sokaklara dönmez. İlk zamanlarda haftanın 5 günü neredeyse geldim, gördüm ama çok zor bir iyileşme süreciydi sanırsam hastalığından dolayı. Valla meşakkatli bir süreç, sabır gerekiyor. İlaçlar, tedaviler, her şey öyle. Onlara da teşekkür ederim. Yılmadılar yani, hep beraber güzel bir sonuç oldu. Evet. Can dostumuz bakım evine getirildiğinde oldukça zayıf ve halsiz bir haldeydi. Çok yaygın bir tüy dökülmesi söz konusuydu. Yine aynı şekilde yaygın deri lezyonları söz konusuydu. Ve ağız bölgesinde bizim papillom adını verdiğimiz yoğun lezyonlar bulunmaktaydı. Aynı şekilde bacaklarında çeşitli ödemler mevcuttu. Genel olarak bağışıklık sisteminin toparlanması üzerine bir tedavi uyguladık. Uzun ve yoğun süren tedavi, bakım, besleme sürecimizin ardından eski sağlığına kavuştu. Burada kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdik. Gerekli aşılamalarını yaptık ve şu an can dostumuz tekrardan eski sağlığına kavuştu. Bizler de bunun mutluluğu içerisindeyiz.